Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tavşanlarda tuvalet eğitiminde hani neler yapacağınızı aşama aşama anlatacağımı söylemiştim. Ama videodan önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kafanıza takılan sorular olursa da aşağıya yazabilirsiniz. İyi kötü yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi tuvalet kabının dışında eğer böyle tavşanınızın idrarını görürseniz bu idrarı alıp peçeteyle silip tuvalet kabına da götürmeniz gerekiyor. Yani, tuvalet kabının içine koyun. Çünkü tavşanınız bu çişin kokusunu aldığında tuvalet kabına gidip yapacaktır arkadaşlar. Tabii bu ilk denemede olacak bir şey değil. Eğer alanını falan da daraltırsanız çok güzel bir şekilde tuvalet eğitimini alacaktır. Şimdi şöyle şunu almak istiyorum ben. Bakın. İdrar peçetede. Bu peçeteyi de alıp tuvalet kabına götüreceğiz. Şu şekilde. Arkadaşlar, şu şekilde buraya bırakmanız gerekiyor. Yalnız bu idrar ayaklarına bulaşmayacak şekilde bırakmanız gerekiyor. Bu arada diş tavşanımız burada. Şurada bulaşmayacağını düşünüyorum. Buraya bırakacağız. Daha sonra bu idrarını bıraktığı yeri koku kalmayacak şekilde temizlemeniz lazım. Çünkü bunlar kokuyla hareket eden canlılar sonuçta. Bir güzelce ne temizlemenizi çamaşır suyuyla falan çamaşır suyunu suya katıp temizlemenizi tavsiye ederim. Ben ilk önce sıcak mendille silip daha sonra çamaşır suya katıp getirip sileceğim. Çünkü koku kalmaması gerekiyor. Eğer koku kalırsa bir daha gelip burada yapacak. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de son olarak söylemem gereken bir şey daha var. Benim tavşanımın tuvalet eğitimi var. Fakat böyle kaçırmasının sebebi tavşanımın hamile olması. Hamile olduğu için de idrarını kaçırıyor. Eğer sizin de tavşanınız hamile ise tuvalet eğitimi aldığı halde idrarını kaçırıyorsa bu normal. Çünkü tutamıyor olabilir. Yani söylemem gerekenler bu kadar. Kanalıma abone değilseniz destek için abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğenmeyi unutmayın. Son olarak iyi kötü yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Hoşça kalın.